Hey millet, selam. Evet, şu anda canlı yayındayız. Bakıyorum 3 kişi olduk bile. 5, 6, 10, 12. Evet, çok güzel gidiyoruz. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Asla pişman olmayacaksınız. Şimdi, her zamanki gibi dün gece eğlencenin dibine vuruldu. Eğlence denince akla ilk kim geliyor? Hemen yazın. Bakıyorum. Sen tabii ki ben. Benim dışımda. Bu arada 89 kişi olduk bile arkadaşlar. Şimdi, eğlence denince akla gelen o ikinci isim. O benim dostum. Kardeşim. Turnuvalardaki en büyük rakibim karşınızda Selim Kutlusay. Selim Bey. Ulan git başımdan abi. Şu anda canlı yayındayız ama bakıyorum tam 337 kişi bizi izliyor. Ne canlı yayını ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? Ver, kapatmayı da bilmiyor, ben kapatacağım. Ne yapayım oğlum? Seni uyandırmaya çalışıyorum, uyanmadın, kahve bile yaptım sana. Bırak git. İyi, ben halim varsa gör. Hadi. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Vay, yeni görüntüler düşmüş. Acelemiz var galiba. Hatırlamadı bile beni. Kızlar, Selim'i gördünüz mü? Şimdi indim. Sağ ol. Yarınki yayını heyecanla bekliyoruz. Bekle, bekle sen heyecanla. Sabah ayarımı da verdim. Oh, rahatladım. Şimdi burada oturup böyle rahat rahat ders çalışayım diyorsun, öyle mi? Sabahki olay diyorum. Sayende bütün okulun diline düştük. Görmedin herhalde paylaşılan postörü. Ufak çaplı bir ifade sorunun falan mı var senin? Zaten sana göre bir sen haklısın. Geri kalan herkes eksik. Kaba, ne bileyim. İfade özürlü falan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya sen megalomanlığın vücut bulmuş halisin de haberin yok. Doğru konuşsana be, sensin megaloman. Şşş. Pardon. Pardon. Bak gördün mü, rahatsız oldu herkes. Ya senin o herkes dediğin kişiler durumdan rahatsız olmuş gibi görünüp durumla eğleniyorlar. Tabii sen bunun da farkında değilsin. Fark ettirelim hemen. Bir dakika. Bak. Yuh. Çekiyor musunuz aracınızı? Bu ne? Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Ben mi gelin çekin dedim? Millete malzeme verdin. Yuh.
diyorum ya, ne manyak tipler var ya. Hem onlara neymiş ki bizim aramızda geçenlerden? Hastalıklı kafalar bunlar cidden. İşin gücün yoksa şimdi bunu temizlemekle uğraş. Pardon? Biz mi çektik de temizlemekle uğraşalım? Çeken utansın. Milletin özel hayatı falan kalmamış yani. Orası öyle tabii. Biliyor musun, sen de hayatını sosyal medyaya göre yaşıyorsun. Ki bu görüntüleri bu kadar kafana takmışsın zaten. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu konu nasıl dönüp dolaşıp bana geri geliyor? Senin benimle bir derdin mi var? Sen aşırı tepki verdin. Aşırı tepki verdiğin için olay büyüdü ve insanların dikkatini çekti. Benim tepkim yüzünden öyle mi? Hı hı. Pardon da sana ne demeli? Hayır, baban yaşında adam öyle yukarıdan ayar çekmek, ihtiyar falan demek. Küstahlık değil de ne? Bir saniye, böyle küstah, kaba bunlar hoş değil. Ne yani, yalan mı? Biraz sessiz olur musunuz? Sizin sesinizden hiçbir şey anlamadık. Pardon. Peki sana öğretmediler mi hiç tanımadığın insanlara böyle kafana göre sıfatlar takmaman gerektiğini? Hayır. Bana insanlara karşı dürüst olmam gerektiğini öğrettiler. Ama senin bu yaptığında dürüstlük denmiyor. Bunu halk dilinde densizlik deniyor. Bana bak. Gerçekleri duymak hoşuna gitmiyorsa eğer, çevrende yalakalık yapan binlerce insan var. Onların yanına gider, beni de rahat bırakırsın. Okey? Okey. Tamam, gittiler işte. Çalışın rahat rahat. Selim. Şimdi kız nasıl bir şey ya? Ha? Kız resmen ateş ediyor lan. Hem güzelliğiyle ateş ediyor hem de sözleriyle ateş ediyor. Ya bam bam bam. Gerçekten çok güzel bir şey. Git o zaman onunla muhabbet et abi, hadi. Hiç fena fikir değil kardeşim ama ben şimdi bir günde iki kez ayar yemiş promu yalnız bırakamam. Hayır yani bugün sizi seçip de mi gönderdiler bana? Aa. E oğlum tamam lan, sakin. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Ha? Sen beni nasıl buldun? Oğlum seni bulmak çok kolay. Ben şimdi koridora çıkıyorum, kızlara S diyorum. Kızlar da hemen Selim buradan geçip az önce şu tarafa gitti diye. Burak, uzatmayalım. Hadi abi, kısa kes, yürü. Hadi.